huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi herkes sadece kendisinden mi sorumludur? Dinin emirleri konusunda soruyorum. Bir de şunun için soruyorum bu soruyu. Yani şimdi bir kişi, tamam biz bir birey olarak sorumluluğumuz var da, bunun dışında başka sorumluluklarımız da veya sorumlu olduğumuz kişiler de var. Çoluk çocuğumuz var mesela. Diyelim ki adamın beş tane çocuğu varsa sorumluluğu beş kat oluyor. Doğru. Efendim, eşi var, hanımı var veya hanımsa kocası var. Ee, onlara karşı sorumlulukları var. Dolayısıyla bize bakan ya da e, halk tabiriyle bizim elimize bakan diyelim insanlar var. Bunlara karşı da dini bakımdan dinin emirleri konusunda biz sorumluluğu taşıyor muyuz? Usta abi talimleri söylenmesi gerekenlerin hepsini söylemişler. kitaplarını da yazmışlar. Bize de bunları okumak, anlamak, hayatımıza geçirip bunları yaşamak düşüyor. Mesela Ehli Sünnet talimlerinden Yusuf Nephani Hazretleri Hülasatül Kelam kitabında konuyla alakalı olarak söylenmesi gerekenlerin hepsini söylemişler ve yazmışlar. Burada buyruluyor ki aklı olan insaflı bir kimsenin inadı bırakıp İnsanı sonsuz saadete götürecek hak din olan İslam'ı kabul ederek bu dinin bildirdiği emir ve yasaklara uyması şarttır. E şimdi bu hüküm tabii ki iman etmeyenler var. Onlara da hitap var. İnadı bırak diyor. Çünkü netice itibariyle öleceksin. Bundan kurtulma şansın yok. Şu veya bu şekilde. Yani. Efendim işte ben yaşlılığın önüne geçmeyeyim. Geçtiğini farz edelim. Ne olacak? Ölümü inkar edebiliyor musun? Yok. Hani İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor diyor, nefsine hitaben diyor ki, ya anladım diyor, sıkıntıya gelemiyorsun da diyor. Ya da gözünün önünde diyor, sevdiklerin gidiyor, tanıtların gidiyor diyor. Ölümü inkar etme bari diyor, tamam mı? Ölümü inkar etme bari. Ve Yusuf Nefani Hazretleri devam ediyor. Dünya hayatı çok kısadır. Her geçen gün hayal olmaktadır. Hakikaten ya, hayal olup gidiyor. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya sonsuz azap veya sonsuz nimettir. Herkes bu iki sonsuzdan birine her gün biraz daha yaklaşmaktadır. Çok önemli bu. Geliyorsun. Burada bitecek bu. Ve buradan geliyorsun. İki tane yol var. Tercih sana ait. Birisi cennete gidiyor, bir cehenneme gidiyor. Tercih sana ait. Ama ikisi de bitecek. İkisi de bitecek. Evet. Ama ondan sonra sonsuz başlayacak Tabii işte. yani. Sonsuz başlayacak. Evet. Dünya hayatı bitecek. Ve devam ediyor bu zat buyuruyor ki ey insan kendine merhamet et. Aklından gaflet perdesini kaldır. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalış. Hakkın hak olduğunu da görerek ona tabi ol ve ona sarıl. Vereceğin karar çok büyük ve mühimdir. Vakit ise çok azdır. Muhakkak öleceksin. Öleceğin vakti düşün. Başına geleceklere hazırlan. Hakka tabi olmadıkça sonsuz azaptan kurtulamazsın. Son pişmanlık fayda vermez. Öldükten sonra, gerçeği gördükten sonra tevbe kabul olmaz. Açık net ya. Yok. Halleden neyi halledeceksin ya? Bitti. Ve bu zat buyuruyor ki o gün allah Teala sana ey kulum sana akıl nurunu vermiştim. Bununla bana, beni anlamanı bana ve Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiği İslam dinine iman etmeni emirlerimi yerine getirmeni emretmiştim. Bu peygamberlerin geleceğini Tevrat'ta İncil'de haber vermiştim. İsmini ve dinini her memlekete yaydım. İşitmedim diyemezsin. Gece gündüz dünya kazancı için, dünya zevkleri için çalıştın. Ahirette başına gelecekleri hiç düşünmedin. Gaflet içinde iken ölümün pençesine düştün derse ne cevap vereceksin buyuruyor. Hakikaten öyle Mustafa Bey ya. Ne cevap vereceğiz? Ve devam ediyor. Ey insan başına gelecekleri düşün. Ömrün tükenmeden aklını başına topla. Etrafında gördüklerin, konuştukların, sevdiklerin, korktukların birer birer öldüler. Yok oldular. Birer hayal gibi gelip gittiler. İyi düşün. Sonsuz ateşte yanmak ne demektir? Sonsuz nimetler içinde yaşamak ne büyük nimettir. Bunlardan birini seçmek şimdi senin elindedir. Herkesin sonu bu ikisinden birisi olacaktır. Bundan kurtulmaksa imkansızdır. Bunu düşünmemek ve tedbir almamak büyük cahillik ve cinnettir. Bazıları, bazı ehl-i sünnet ahmaklıktır buyuruyor. Hakikaten ahmaklık ya. Hakikaten ahmaklık. Akıl iyi kötüden ayıran bir kuvvettir. Kötüyü terk e, kötüyü terk etmek, iyi tetkik etmek lazımdır. Kötü kötüdür bunu terk edeceksin. İyi araştır bir. Yok canım ben kabul ettim. Ya bir araştır bir adam. Sonu felakete gidiyor. Bir araştır, sor, soruştur. Tetkik etmeden, a, tetkik etmek için, araştırmak için de Peygamber Efendimizin hesabının ve alimlerinin din büyüklerinin yaşayışlarına bakmak yeterlidir. Kitaplarına bakmak yeterlidir. Ve devam ediyor bu saat. Ey insan, aklın gösterdiği doğru yola uyup nefsin kötü arzularını terk et. İman edip dinin emir ve yasaklarına uymak nefse çok zor gelir. Çünkü nefs hak olan dine her zaman karşıdır, ona düşmandır. Nefs, şeytan, kötü arkadaş insanı dinden uzaklaştırır. Bunun için daha küçükken çocukları kötü kimselerden uzak tutup kötü ahlak edinmelerine mani olmalıdır. Hani siz dediniz ya başta, bunlardan sorumlu muyuz? Sorumluyuz tabii. Onlardan da sorumluyuz biz. Sorumluyuz. İslam büyükleri çocuğa bir şeyler öğretmek mermere yazı yazmak gibidir demişlerdir. Çok uyanık olup bu üç düşmanın şerrinden insan kendini korumalıdır. Bu üç düşmandan en, en tehlikesinin de kötü arkadaş olduğunu unutmamalıdır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini naklediyorlar. İnsan kendisini kurtardığı gibi çoluk çocuğunu da ateşten korumalıdır. Ayet-i de geçiyor evet. zaten. Evet. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennem ateşinden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Buyuruyor. Biz Açık daha, yani. Biz daha ne diyelim? <laughs> Diyecek bir şey yok. <laughs> şey, biz naklettik. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, Söz veriyorum ki namazlarını vaktinde doğru olarak kılana azap etmem. Onu sorgu suale çekmeden cennete koyarım. Güllere vurgunum, güllere sevdalı bana güllerdirin, kırmızı güller verin. Kan rengi hüzünlü şehit edalı Bana güller derin kırmızı güller verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin Gül yüzlü şehadet gülleri kokulu yare yare gönderin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller anlar bana bu derdi güller anlar bana güllerimi güllerimi verin Gün olur yaprağı düşer güllerin Bu can ten çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar bana gül güllerimi verin güller anlar bana bu derdi güller anlar bana güllerimi güllerimi verin Tam ilmi hal saadeti ebediye Tevekkül ne demektir? Tevekkül, kalpte hasıl olan bir haldir. Tevhide ve Allahü Teala'nın lütf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi ve ona inanması ve onun ile rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Sure-i Ali İmran'daki 173. ayeti i kerimenin Allahü Teala bize yetişir. O çok iyi vekildir. Mealini iyi anlayıp her şeyi Allahü Teala yapar. Ondan başkası bir şey yapamaz diyen ilminde, kudretinde noksan, kusur olmadığına ve rahmetinin iyiliğinin sonsuz çok olduğuna inanan bir kimse Allahü Teala'nın fazlına itimat ederek tedbire, sebeplere güvenmez. Rızk takdir edilmiş, ayrılmıştır. Vakti gelince bana yetişir der. Allahü Teala bana kendi büyüklüğüne, merhametine yakışacak işleri yapar der. Bazı kimseler buna inanır ama içinde bir korku, bir ümitsizlik bulunur. Çok kimse vardır ki bir şeye iman eder inanırlarsa da tabiatları imanlarına uymayıp evham ve hayallere uyar. Hatta bu hayallerin yanlış olduğunu bildiği halde yine bunlara tabi olur. Ve mesela ölü bulunan bir odada yalnız yatamaz. Ölünün taş gibi olup hareket edemeyeceğini bildiği halde yatamaz. Görülüyor ki tevekkül için hem kuvvetli iman hem de kuvvetli kalp lazımdır. Böylece kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül tam olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. Yusuf Sinanettin Hazretleri bu bölümümüzde Rumeli'nin Vardar Yenicesi'nde başlayan bir hayatın İstanbul'da nasıl manevi bir güneşe dönüştüğünü ve üzerinden asırlar geçtiği halde nasıl isminin dillerde olduğunu anlatacağız. Gelip geçen binlerce saltanat sahibinin istisnalar dışında isimlerinin bile hatırlanmadığı, gönül sultanlarınınsa nasıl aziz olduğuna şahit olacağız yine. Osmanlı Devleti'nin bütün haşmetiyle arz-ı endam ettiği, 16. yüzyılda Rumeli'nin Vardar Yenicesi'nde Yusuf Sinanettin gelir dünyaya. Küçüklüğünde başlayan ilim tedrisi, zamanın zahir ve batın ilimlerinin merkezlerinin en büyüklerinden olan İstanbul'da devam eder. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun toprağıyım, Kur'an-ı Kerim'in bendesiyim diyen, ölüm anını, düğün gecesi diye nitelendirecek derecede aşkı ilahiyle yanan büyük evliya Mevlana Hazretlerinin yolunda yetişen biri olacaktır. Çünkü o belli bir ilim tahsil ettikten sonra Mevleviye yolunun büyüklerinden meşhur evliya İbrahim Gülşeni Hazretlerinin sohbet halkasına dahil olmuştur artık. Allahu Teala'nın evliyasının mübarek nazarlarına verdiği bereketler ve evliyasının sözlerinde yarattığı Rabbani tesir, hiçbir şeyle ölçülmeyecek kadar kıymetlidir. Yusuf Sinanettin, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin sohbetinin bereketiyle öyle bir değişir ki, bunlar yıllarca nefsiyle mücadele edilse bile kavuşulamayacak nimetlerdir. Dünya gözünde küçülür Yusuf'un. Ölümlü sevgiler birer birer silinir kalbinden tutulur baki olana. Alıp verdiği nefesler tesbihe durur. Korlar için için yanmaya başlar sinesinde. Allahu Teala'nın rızasını İbrahim Gülşen'i Hazretlerinin rızasında arar o. Onun rızasını kazanmanın da hocasına itaatte olduğunu iyi bilir ve buna göre davranır Yusuf Sinanettin. Ahiretin dile gelmez azaplarına ve cennetin akla gelmeyecek nimetlerine ve ondan daha kıymetlisi olan Allahu Teala'nın rızasına kavuşmanın büyüklüğüne yakin hasıl eder gönlü görmüş gibi inanır. Her bir azası itaat eder Rabbine. Sonra hocasının emriyle Edirne'ye gidip hakikati anlatır insanlara. Hayal olan dünyaya hakikat diye yapışmanın, hakikat olan ahireti hayal gibi görmenin kötülüğünü anlatıp, Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını durup dinlenmeden aktarır insanlara. Nice yolunu şaşırmışlar, Saadet Caddesi'ne adım atar. Nice mesud insanlar manevi olarak daha da yükselirler. Fakat ne var ki Allahu Teala'nın evliyasına dil uzatmanın gazab-ı ilahiye sebep olacağını düşünmeyen bedbahtlar ona çeşitli iftiralar atarlar. Bu iftiralar onun bir kimseyi öldürdüğü iddiasına kadar varınca hakkında soruşturma açılır büyük velinin. Kısa sürede neticelenen soruşturma bu evliyaya iftira edilmiş olduğu yönünde neticelenir. Bu büyük Allah dostu kısa süre sonra bütün ısrarlara rağmen Edirne'de durmaz. Döner tekrar İstanbul'a. Talebi yetiştirmeye devam eder. Yusuf Sinanettin Hazretleri makam sahiplerinden uzak durmaya çalışır. Çünkü o gönlünü tümüyle Yaradan'ına vermiştir. Öyle ki kendisini saraya davet eden Sultan Süleyman Han'a mazeretini bildirince Sultan "O zaman biz onun ziyaretine gidelim." der. Sultan'ın maksadı elbette bu Allah dostunun sohbetinde bulunmakla bereketlenmektir. Yusuf Sinanettin Hazretleri sultanın kendisine ziyarete geleceğini duyunca pek bir hislenir. Cihan sultanı kapıya kadar gelmiş, Yusuf Sinanettin Hazretlerini ziyaret için izin istemektedir. İşte o anda Yusuf Sinanettin sadece kendisinin ve evliyaullah'ın hikmetini anlayacağı bir şekilde şöyle der Sultan bize geliyorsa o zaman biz gideriz ve sonra bir odaya çekilip bir örtü atar yüzüne biraz sonra odaya giren Sultan Süleyman ve Yusuf Sinanettin Hazretleri'nin talebeleri onun vefat etmiş olduğunu görürler Yıl 1546'dır Elbette Kanuni Sultan Süleyman da bir hak dostudur. O, Yusuf Sinanettin Hazretlerinin kendisiyle görüşmek istememesinin hikmetini bilir. Pek mahzun bir şekilde ayrılır dergahtan. Yusuf Sinanettin Hazretleri daha sonra binlerin kıldığı cenaze namazının ardından Sütlüce'deki dergahın bahçesine defnedilir. Yusuf Sinanettin Hazretleri buyurdular ki, Allahu Teala'nın evliyasına düşmanlık etmekten zinhar çok sakının. Çünkü Cenab-ı Hak hadisi kutsi de buyuruyor ki, bir veli kuluma düşmanlık eden benimle harp etmiş olur. Evliyalar ahiret hallerini yakin olarak bilen Allah dostlarıdır ki onlar hesap gününün şiddetinden ve ahiret azabının korkusundan titremişlerdir dünyada ve ahirette büyük azaplardan ve sıkıntılardan kurtulup Allahu Teala'nın rızasına ve cennet nimetlerine kavuşmak için Resulullah'ın ve eshabının yolunda yani ehli sünnet itikadında olup emir ve yasaklara riayet etmek şarttır. Evliyaullah'ın sohbetine kavuşamayanlar onların kitaplarını okursa onlardan feyz alır ki bu Allahu Teala'nın büyük bir ihsanıdır. İslam ahlakı. Müslüman kadınların ölümüne dair. Şimdi o avret ki lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese, ve kendisinden zevci hoşnut olsa o hatuna ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf dururlar ve ona izzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi gel çık ne eylersin dünya sarayında senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip Günahını bağışladı, sana cennet ihsan etti, gel emanetini teslim et, derler. O hatun bu mertebeyi görüp ruhunu vermek istedikte etrafına bakıp benimle dostluk edenleri yargılayıp rahmet etsin, sonra teslim edeyim, dedikte de, melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakka arz edeler. Bunun üzerine hitabı izzet gelip izzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra melekül mevt 120 rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallâk-ı sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Ayşe'ye müsahip eyler derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve melekül mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, Görün benim halimi de, ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu demleri görüp, vefasız, yalancı dünyanın mekrine aldanmayınız. Kabir yaralıp, iki sual meleği, münker ve nekiz zuhur eder. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmakta ola. Bu halde ona yakın gelip diyeler, Men Rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Yani Rabbin kimdir ve dinin hangi dindir ve peygamberin kimdir? Bunlara doğru cevap verirse, o melekler onu, Hak Teâlâ'nın ona rahmetiyle tepşir edip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum.'' diye cevap verir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yeşil adamız Yavru Vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi olan Lefkoşa'da Selimiye Camii'ne çok yakın. Yani 50 metre var yok. Bir mekandayız. Sizlere daha önceki programlarda bir küçük medrese tanıtmış idim. Burası da şu andaki kullanım adına göre söylüyorum. Halk Sanatı Enstitüsü. Halk Sanatı Enstitüsü. Evet böyle bir enstitü kurulmuş. Ne güzel efendim. Keşke her yerde bunları kursalar. Halk sanatları ölüp bitiyor efendim. Yani çocuklar okusalar bir kitapta bir romanda Semer deseler Semeri gösterecek durumda değiliz. Evet. Çıkrık deseler çıkrığı gösterecek durumda değiliz. Halbuki bunları bizim ecdadımız kullandırar. İşte müzelere 3-5 intikal edenleri var. Ama bunun yaşayanını bulduğumu çok seviniyorum ben. Burada yaşayan el sanatlarını gördük ve enstitüsü kurmuşlar. Burada kurslarla insanları eğitiyorlar. Gençler hiç olmazsa ellerinin, parmaklarının ve kafalarının bir işe yaradığını görüyorlar. Onun zevkini tadıyorlar. Bir eser ortaya çıkarmanın zevkini tadıyorlar. Burada bazı örnekleri sizlere göstereceğim. Bu bina tarihi bina. Bayağı eski. Küçük medresenin medrese döneminden sonra orası Menteşezade konağı olmuş. Menteşezadeler burada bayağı hizmetler olmuş. Bunların kökü malum Muğla'ya dayanır. Muğla'daki menteşe zadeler ve Anadolu'daki Türk beylikleri Kıbrıs'ta zaman zaman bunun içerisine dahil olmuştur. Selçuklu devleti zamanında da vardı bunlar bir kısmı. Bir kısmı da Selçuklu devletinin inkırazıyla ortaya çıktı. Yani böyle yıkılma dönemine yakın ortaya çıktı. Peki yani Türkler böyle 40 başlı bir ejderha şeklinde miydi? Hayır. Hayır. Bu ayrılıkları öyle saymayalım. Sultan Alpaslan'dan beri hatta Selçuk Bey'den beri Salçuktu esas ismi biz onu kibarlaştırmışız güya A E yaparak Selçuk demişiz. Aslı Salçuk Bey'dir. 115 yaşına kadar yaşadı efendim. 107 yaşına kadar devletini idare etti filen. 8 senede çocuklarını çeşitli görevlere gönderirdi. Çocuklara sanki babalarının verdiği talimatı uygulamış gibi gelince babacığım sizin söylediğiniz gibi şunu yaptık şunu yaptık diye başarılarını anlatırlardı. Ne güzel toplumuş efendim. Selçuklu'da usul. Eğer bir yer fethedilirse veya bir sefere gönderdiği komutan bir kaleyi alır bir bölgeyi alırsa o bölgeyi sana verdim yönet diyor. E komutan biter. Olsun yeni başarılı komutanlar çıksın efendim. Birisi bir yeri başardı, fethettiyse o oranın beyi oluyor, lider oluyor. İşte Menteşeoğlu Beyliği de, Saruhan Beyliği de, efendim buna benzer Anadolu'da şimdi isimlerini sayarak vaktinizi almayacağım. Beyliklerin hemen hepsinin temelinde bu var. Yoksa ayrı gayrı yok. Gene bir emri komutayla o bölge verilmiş. Ancak Anadolu'nun Muğla tarafıyla irtibatı fazla değil idi. Arada ulaşım imkanları yoktu. Antalya'ya kadar olan bölgeye Anadolu'dan ulaşım olmuyor. Denizden oluyordu. Ya Alanya tarafından oluyordu ya da yukarı İzmir tarafından gemilerle gelinebiliyordu. Selçuklu Sultanı Menteşe oğlunu Alanya yoluyla gemilerle ve kavmiyle beraber Muğla'ya gönderdi. Anadolu'ya yerleşen beylikler içerisinde gemiyle seyahat ederek yerleşip de medeniyet kuran bir beyliktir Menteşoğlu. Ve hakikaten Muğla bölgesinde epeyce camiler yaptırmışlar, medreseler yaptırmışlar. Tam bir böyle medeniyetin gereği neyse o sanat eserlerini o müesseseleri kurmasını orada bilmişler. İşte onlarla Osmanlı arasındaki ilişkilerde de yani bir dost düşman toprağını ver alırım falan filan değil Osmanlı Devleti bu toprakta tamamiyetin peşindeydi. Nasıl ki bir elin sesi çıkmaz ama iki elin sesi çok çıkar ise eğer eller bir yere birleştirilirse oradan doğan kuvvette elbette ki düşmanlara karşı sıkı bir yumruk olabilirdi. Tatlılıkla hem Selçuk'taki efendim Aydınoğlu Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin mensuplarını hem Saruhan'daki Saruhanoğulları Beyliği'nin mensuplarını yani Manisa'daki hem de bu tarafta Menteşoğulları Beyliği'ni tatlılıkla birleştirip kardeş kardeş onlara da görevler verdi, çeşitli görevler verdi. İşte o verilen görevlerden, o sülaleden bir kişiyi de buraya tayin etti. Sonra bunların kendi çocuklarına da burada görevler verildi. Bazılarının çalışmalarından memnun olunmadığı Cezalandırılanlar oldu Menteşe oğullarından. Bazılarında çalışmalarından memnun oldu. Onların çocuklarına da yeni görevler verdi. İşte bu başarılı Menteşe oğullarındandır bu küçük medrese olan yani e, KKTC'nin Belediyeler Birliği'nin ...ofisi olarak, dairesi olarak şu anda kullanılan yer. Orası daha sonra Menteşoğlu Konağı'ndan sonra... ...okul haline getirildi. Bayraktar Okulu dendi. O okulun... ...ilk kademesi bu binada... ...kuruldu. Yani bir manada anaokulu diyebiliriz. Evet. Sıbyan Mektebi gibi. Osmanlı'da Sıbyan Mektebi ilk eğitim kademesiydi. Bu binada kuruldu. Daha sonra... Bu binada o iki sınıf devam ederken Bayraktar Okulu'na buradan mezun gönderildi. Yani kademeli bir geçiş oldu. O zaman demek ki iki artı dört artı falan gidiyordu. Artılar o zaman da vardı. Şimdi biz o devrin bu bölgedeki Sıbyan Mektebi ya veya İptidai denilen başlangıç denilen okulun olduğu yerdeyiz. Düşünün seneler olmuş bura yapılalı. Bu okullarda okumuş olan kimseler şu anda 80, 90, 100 yaşlarında efendim hayatta olanları. Hala bina okul olarak devam ediyor. Halk Sanatları Enstitüsü. Bu da okul değil mi efendim? İşte biz bu okula gireceğiz. Bu okulda neler üretiliyor? Şöyle bir sizlere Kıbrıs eşyalarını tanıtmak istiyoruz. Geldiğiniz zaman uğrayın. Güzel hatıralarla döneceksiniz. Öyle uyduruk hatıralarla değil efendim. Yani Kıbrıs haritası olan e, bazı eşyaları ben aşağılamak için söylemem ama burada hakikaten göz duru var. Belki pahalıdır, odur budur ama nihayet bir dernek var burada. Bu dernek bu işi çok güzel bir şekilde yürütüyor. Hasler diye e, enstitünün efendim, kurucusu olan dernek var. Geçelim içeriye efendim. Halk Sanatları Enstitüsü'nün ipek böceği kozasıyla yaptıkları Hani derler ya efendim, iğneyle kuyu kazmak. Ben buradaki kursiyerlerinde bu konuda morallerini bozmak istemiyorum ama hakikaten çok ince bir iş. Nokta, nokta, nokta işi götürüyorlar. Şimdi şu koza üzerinden ipeği alınmış, ne diyelim, ipek böceğinin kozasının iç kabuğu diyelim. İç kabuğu. Bunun içinde de var efendim. Sahibi de duruyor ama ölmüş tabii. Bu Anadolu'da yetişen ipek böceğinin kozası. Bu da Kıbrıs'ta yetişen ipek böceğinin kozası. Yani bu sarı bu da beyaz. Bu yer fıstığı kozasına benzeyen şey tam ortadan ikiye bölünüyor. İki parça çıkıyor böyle yarım. Kayık gibi suya koysanız yüzüyor. Bu da Kıbrıs'ınki. Ondan sonra bunu alıyorlar ince 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 işlemek suretiyle şöyle böyle bir yaka rozeti meydana getiriyorlar. Göğüse takılıyor. imiş Bunlar ham vaziyette. Şöyle duvarlara hani var ya kapılara, kapıya pek bu asılmaz, birisi alır kaçar ondan sonra. Efendim. Pahalı şeyler bunlar. Bir karton üzerine bu günlerce sürerek monte ediliyor. Tavus kuşlu olanı var, öbü var, bu var. Biz vitrini bozmamak için sadece ise bu ikisini gösterdik. Burada da kursiyerler bu işi yapmakla meşguller. Bugün kursun tatile yakın bir zamanında geldiğimiz için az bir kimse çalışıyor. Zaten bu çok kimsenin böyle 30-40 kişinin oturup da harala gürele çalışacağı bir işte de değil. Zihni duru, dikkati dağılmamış insanların yapacağı iştir. Ufak bir dikkatsizlik, bir sürü zarar ziyana sebep olur. Zaman zarar ziyana sebep olur. Mal zarar ziyana sebep olur. Evet, şimdi buradan da diğer hasır olsun, ahşap olsun, el sanatları da sizlere göstermeye çalışacağım. İşte o el sanatlarından böyle yapılmış, çeşitli kutular, kapaklarıyla beraber kutular var. Kapakların üzerine çeşitli motifler işlenmiş. Bunun e, duvarlarda asılı olanları bol bol tane tane inşallah göstermeye çalışacağız. Şimdi vakıf başkanını bulduk. Sağ olsun birçok işlerini bırakarak e, mademki bir tanıtım var dedi. Biz de buradaki eleme göz nurunu sizlerin vesilenizle Türkiye'ye hatta bütün dünyaya uydu yoluyla yayınımızla devam ettiği için tanıtırız diye onun şevkiyle geldi. Efendim bu vakıf derneği başkanıdır bu kardeşimiz veya vakıf başkanıdır diyelim. Evet Haster'de zaten o vakıfla beraber iç içe oluyor. Şimdi kendisi tanıtacak kendini evvela Ondan sonra da işlerini tanıtacak. Evet. Efendim seyircilerimiz bir tanıtsın. Öncelikle size. hoş geldiniz. Diyeyim size hoş şeref verdiniz bize. Bu vasıtayla tanıtmış olduğunuzdan dolayı korumumuzu ve el işlerimizi, el sanatlarımızı bizi ziyadesiyle memnun ettiniz. İyi Benim ismim ederim. Ali Nebih. 1957 doğumluyum. Hoş Lefkoşa doğumluyum. Ee, siz girişte de anlattığınız gibi bu binada ben aslında okumuştum 1963-64 yıllarında. Bu karşıda görmüş olduğunuz sınıfta ilkokul birinci ve ikinci sınıfı burada eğitim gördüm ben. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Halk Sanatları Vakfı 2000 yılında kurulmuş bir vakıf ve Halk Sanatlar Enstitüsü bu mekanın işletmeye girmesiyle aslında dernek yapısından vakıf yapısına dönüştük. Çünkü bildiğiniz üzere dernek yapısı altında bu kadar profesyonel işleri yürütmek kolay olmuyor. O düşünceyle vakfa dönüştük ve burasını o şekilde açtık. 2020'de. Yani vakıflar iktisadi teşekkülleri daha rahat kurabiliyorlar. Evet daha rahat kurabiliyorlar Doğru. ve o profesyonel kadroları ve profesyonelizmle gönüllülüğü daha iyi birleştirebiliyorsunuz vakıf çatısı altında. Bu düşünceyle evet. vakfı kurarak çalışmalarımıza 2000 yılında başladık. Neler yapıyorsunuz efendim? Görmüş olduğunuz bu at şey içerisinde, bina içerisinde bizim faaliyette olan 5 tane atölyemiz vardır. Evet. Bir atölyemiz bu sele sepet işleri dediğimiz, sesta işleri dediğimiz kalem örücülük işleriyle ilgilidir. Evet. Bunun normalde bu şekilde olmasına rağmen eski tarihsel süreç içerisindeki... Ham maddesi bunun efendim? Bunun ham maddesi içinde cif cif otu dediğimiz bir otlar. Onun üzerindeki buğday kalemidir. Ve buğday kalemi... Yani buğday saplarından yapıyorsunuz. Buğday saplarından Ama cif cif otunun buğday kalemi. Başak... Yok, kalem. Hayır, buğdayın kaleminden yapılıyor. Hı. Karabaşak denilen buğdayın sert bir buğday çeşididir o. Hı. Onun saplarından yapılıyor. Hı. içerisinde dolgu malzemesi olarak da cif cif otu denen otun sapları kullanılıyor. Anladım. Evet efendim. Evet. Ee, Buradaki bu ahşap işler. Ahşap işleri de yine Kıbrıs'a has. Ee, görmüş olduğunuz sandıklar Kıbrıs'a has motiflerle işlenmiş. Bunlar çeyiz şey, sandıklar. Çeyiz evet, şey sandıklarıydı. Evet geleneksel sandıklarımız üzerindeki motiflerden yararlanarak günümüze uyarladık biz bunlar, bu çalışmaları ve daha küçük hediyelik eşyalar ürettik. Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta Kıbrıs bir... adet midir çeyiz sandığı kızlara böyle çeyiz sandığı? Şimdi artık kalmamıştır pek ama geçmişte tabii ki her şey her evlenecek kızın bir çeyiz sandığı ne için alıyor bunu? mutlaka vardı. Nostalji Şimdi mi yani? Nostalji yaşamak için tamam. Televizyonluk olarak veya başka amaçlar için kullanılıyor ama şey Şey o geleneksel Maalesef Ana Anadolu'da da Anadolu'da da unutuldu. Ama biz işte bunu unutturmamak için yaşatıyoruz elimizden geldiğince. Evet, bir de burayı görelim Şimdi Ali Bey. En önemli. El sanatlarımızın olduğu yer aslında burası. Tamamen Kıbrıs'a yönelik el işleridir bunlar. Lefkara nakışı denilen nakış ve ipek kozası işleri. Bu iki zaten Lefkara nakışı UNESCO tarafından Yani şöyle ben elim alayım. Olarak Lefkara nakışı evet. bu mu? Evet. Hmm. Keten üzerine sayı işi olarak yastık üzerinde. Üzerindeki nakış iplikleri ne? Onlar da mı keten? Yok onlar ipek karışımlı veya koton e, ipliktir üzerindeki. Tamam. Altındaki İrlanda ketenidir. Saf tamam. ketendir altı. Tamam. Bu Lefkara. Lef Lefkara. Lefkara. Yani Lefkara güneyde kalan aslında bir köyümüzdü. Türk, Rum ortak yaşanan bir köy. Kahraman bir oradan, köymüş o biliyor musunuz? Oradan, ben onu anlattım başka oradan, bir programda. Yayıldı bütün dünyaya bu lefkaranakışı. Evet şimdi tek e, kozası işlerdi aslında Kıbrıs'a <laughs> ait bir el işi. Bunda ipek kozaları kesilerek çalışılıyor. Çeşitli ...forumlarda sunumu yapılıyor. Bunun da otantik şekli eski şeylerde bulduğumuz eski kaynaklarda bulduğumuz otantik şekli bunun da. Tamamen fotoğraf çerçevesi olarak özellikle düğün fotoğraflarını eski yıllarda insanlar çerçeve büyük çerçeve yapardı. Etrafında ipek kozası dışındaki, veya nakış yapardı. Dışındaki hudut evet, bunlardan evet, onlardan olurdu. Onlar da ortaya, resim ortaya çünkü o zaman büyük resim yapma imkanı yoktu zaten. Ortada küçük bir resim onun etrafında da ipek kozası evet. işleriyle düğün fotoğraflarını özellikle veya işte sünnet fotoğraflarını çocukların bu şekilde evet. sergiliyorlardı. Ali Bey biz seni çok didemek isteriz. Seyircilerimiz de senin anlattıklarına e, inanıyorum ki tam doyamadılar. Ama zamanımız bitti. E, tekrar bekleyin. Yani, sizi. yani peki bir son Daha bir şey uzun sorayım. Bir sürede sırf bu Türkiye'den Türkiye'de bu İpek Kozası kursu için gençler gelmek isteseler Tabii ki Katılabilirler biz için, mi? Biz her zaman için açığız burada. Bir, bir ücret falan alıyor katılabilir. musunuz? E, çok düşük aslında cüzi bir miktardır. 70 liraydadır bizim kurs ücreti olarak burada oh, bunu, almış olduğumuz. Bunun bir tablosu da o 70 liraya alır o kurs yer değil mi? Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hayırlı bir işle uğraşıyorsunuz. İnşallah daha genişler, daha çok böyle gençlerimiz evet, daha buralarda uzun bir sürede yine bekleriz. Daha İnşallah. detaylı bir şekilde de görüşebiliriz. İnşallah. Peki efendim, teşekkür ederiz. Kıymetli seyircilerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Kıbrıs'taki programlar bitmedi. Kıbrıs'ta diğer tarihi yerlerde buluşmak üzere hoşça kalınız efendim.